hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum Engelsat adınız için, burada olduğunuz için. Tabii ilk kitap, teşekkür etmem gereken çok kişi var. Öncelikle bu projeye güvenip daha ilk öyküsüyle beni desteklediği için Sayın Yayıncım Alpay ve hepinizin durumuna teşekkür ediyorum. Tabii burada benim bütün sevdiklerim var. Bu bir anekdot kitabı olabilirdi, anı kitabı olabilirdi. Yani ilk kitap olduğu için sadece bildiğim yerden gelmiş olması değil. Ben düşündüm ve niye böyle bir kitap yazdığımı düşündüğümde şunu buldum. Has edebiyat her zaman için acıdan beslenir derler. Yani bir derdin olmak gerekiyor anlatmak için. Ve düşündüm ve şimdi karşılık olarak aslında Bozcaada'nın bu kadar hızlı gelişip dönüşmesine karşı bir şey yapmam gerekiyormuş gibi hissettim. Çünkü bunun cevabını şimdi hep beraber gülümseyerek anımsayacağız. Bunu aşamada tanıkları da var. İlkokul 1. sınıfta okuma bayramında bana ne olacaksın diye sorulduğunda Bozcaada'ya kaymakam olacağım demiştim ve köprü yaptıracağım demiştim hatta. Evet, kaymakamlık okulda okudum. Bir köprü yapamadım belki kaymakamda olmasam ama bunun bir kültür köprüsü, geçmişe, geleceğe bir köprü olmasını çok istedim ve öyle olacağına da inanıyorum kitabımın. Bu kitap dediğim gibi geçmişi anlatmıyor. Bir kurum nostalji kitabı değil. Evet, içinde çok gençliğime, küçüklüğüme dair çok anekdot var ve yaşanmış olaylardan yola çıkmış bir kurum kurdu. Çünkü edebi bir edebi olması gerekiyordu. Yani ilk defa okuyan bir kişinin, Bozcaada hakkında hiçbir fikri olmayan bir kişinin Bozcaada'nın özüyle ilgili bir şeyler yakalayabilmesi gerekiyordu. Bunu yapmaya çalıştım. Ve dolayısıyla zamansız bir kitap. Yani burada geçmiş de var, gelecek de var anlayana. Ve şuna tabii tarafsız olmaya çok gayret ettim. Ama bazı konularda özellikle olmadım. Özellikle Türk-Rum ilişkilerinde olsun, burada dostluktan yana tavrımı koymam gerekiyordu. Ve tabii ki bu değişime karşı bir umudumu hiçbir zaman yitirmemem gerekiyor ki. Ve genelde öykülerimin sonunda böyle tatlı sonlarla bitirmeye çalıştım. Belki biraz romantik oldu ama yine de yazarken çok ben de lezzet aldım. Şu şekilde bazılarını çok eğlenerek aldım. Çünkü gerçekten mesela Adana'nın yerel dilinden beslendiği için zevkliydi kimisi. Kimisi Adana'nın bir adetini anlatıyordu. Kimisi Adana'nın bir çocuk oyununu anlatıyordu. Ve aslında baktığımda yani burada ben bunun belki 2-3 katı kadar elimde öykü var. Ve sadece Bozcaada'yı yazan biri de değilim ama güzel bir tesadüf olmuş. Bütün öyküler aslında masumiyeti anlatıyor. Daha doğrusu çocukluktaki masumiyeti ve özümüzü kaybettiğimizi ve aslında geçmişimizde ne kadar özümüze yakın olduğumuzu, ne kadar yalansız, dolansız, çıkarsız ilişkilerin olduğunu ve bunun yaratabileceği tehlikeleri. Çünkü bir öyküm var mesela, Kenttir Bir öyküsünde egzajere edip dedim ki bu nereye kadar gidilir? Yani insanlar Bozcaada'ya sahip çıkmadan işin kolayına kaçarak önce çocuğumu okutacağım bahanesiyle Çanakkale'ye taşınıp buradan elini ayağını çektiklerinde bunun sonu ne olacak? Çünkü ancak kötüyle iyiyi, siyahla beyazı yan yana getirdiğiniz zaman bir şey fikir edinebiliyorsunuz, bir fikriniz oluyor. Artık sabitleyebiliyorsunuz yani ve böyle olması gerektiği için bazı öyküler didaktik olmamasına çok dikkat etmemle beraber belki kendinden didaktik oldu. Belki de dediğim gibi sadece anlayana didaktik oldu. Ama herhalde herkes okuduktan sonra birincisi kendinden bir şeyler bulacağına inanıyorum. Çünkü çok samimiyetle yazmaya çok gayret ettim. Yani ne kadar kurgusal, ne kadar teknik de olsalar samimiyet ve sahicilik duygusunu hiç kaybetmemeye gerekiyor. Çünkü bir öykü kitabından değil, yani herhangi edebi bir eserden beklenen o olmalı. Sizi içine çekecek bir şey olmalı. Yani insan niye yazar veya insan niye okur dediğinizde aslında kendi derdine deva bulmak için yazıyor ve okuyor. Ve hayatta film seyrediyor veya bir tiyatro eserini izliyor. Ve bunda da aynı şey aslında. Ya ben yazarken bir derdim vardı. O derdimi anlatma telaşındaydım. Evet tabii bunlar telaşında desem de yani bazıları 5 yıllık bir çalışmanın ürünü, bazıları da tabii ki ben küçüklüğümden beri yazan, çizen ve kendimi çeşitli şekillerde ifade etmeye çalışan birisiyim. Bu ilk dönemlerde belki resimle oldu, sonra işte müzikle oldu, bağlama derslerini aldım, gitar dersleri aldım ama şiirler yazdım. Yani yüzlerce, binlerce şiirler yazdım, hiçbiri piyasaya çıkmamış ve hep yani hissettiklerimi
bir şekilde paylaşmam gerekiyor. Çünkü ben paylaşınca mutlu olan ve birilerine ulaştığı zaman manevi tatmin sağlayan birisi. Ve yaptığım işlerde de maddi bir tatmin her zaman daha geri planda durur. Bu yani benim karakterimle bir alakalı bir şey ama bu kitapta da aynı şekilde yazarken gözettiğim belki bir aferin olabilirdi. O aferin de en çok anneme aferin olabilirdi. Çünkü yeni kaybettiğim, bir an önce kaybettiğimiz rahmetli anneannem kitapta çok geçiyor. Annemin anlattıkları çok geçiyor. Çünkü onların anlattığı masallarla, onların bizden önceki nesinle ilgili anlattıklarıyla büyüdüm. Onları dinleyerek büyüdüm. Ve onları gelecek kuşağa aktarmak bir misyon oldu benim için. Yani onlar da bilsin isterim. Çünkü o devirler bana göre, yani Türklerim ve Rumlarım bir arada dostça yaşadıkları dönemde, İnsanların kıt kanaat geçindikleri, mesela bugün konuşuyorduk, iğnen başında diye bir tabir var. Eski kadınlar her zaman şu başlarını bağladıklarında iğnelerini şuraya geçiriyorlar ve üzerinde ipliğiyle beraber hemen olaya müdahale edip harikalar yaratabiliyorlar. Yani bunun hatta yaşanmış örnekleri de var, annemin başından geçmiş, belki bir öyküde bir gün o da kendini bulur. Yani hep yaşanmışlıklarla işlemeye çalıştım. O müdahale duyarlarda ne yapıyorlar? O anda sökülen bir şey varsa ben bir şey söyleyemem. Ama o iğnen başında olayı metafordur. Ben de kitapta çokça metafordan yararlandım. Yani pratik çözümler üretiyorlar ve hayatı güzelleştiriyorlar. Hayatın akışının devam etmesi için. Mesela annemin başına gelen olayda nişanlı bir kız Ayazın panayırına gidiyor ve orada giderken çamboluna takılıyor ve etliği yırtılıyor. Ve ona o anda müdahale edip dört tane kadın etrafını çevirip bir anda dikiyorlar ve onun o günkü, düşünsenize ne kadar travmatik bir durum olabileceğini, o günkü durumu çözüyorlar. Ve hayat genel akışına devam ediyor. Çünkü böyle yerlerde hayat gerçekten yavaş akıyor ve akmalı. Ve bu akmalıyı anlatmaya çalıştım işte burada ben. Çünkü burası hani slow city diye yabancıların ürettiği bir kavram var ve çok dolu bir kavram aslında. Böyle yerlerin yavaş yavaş ilerlemesi lazım. Benim küçüklüğümde evet ada gelişsin diye çok istiyordum. Yani o kadar bir küçük bir bakış açısıyla bakıyordum ki ada gelişirse her şey çözülecek gibi geliyor. Yani bir trafik hızlansın, tam teşekkür ederim, devlet hastanemiz olsun, daha kalabalık olsun, işte evler şey olsun, taşıtlar olsun diye bunları hayal ederken böyle bir büyüme hayal etmiyordum. Yani bu kadar hızlı büyüme, bu kadar bir çürüme. Çünkü biz bunun bedelini geçen sene bir canlı ödedik burada. Yani buraya artık uyuşturucunun girmesi veyahut da bir mafyanın girmesi, bunlar artık içimizi acıtmaya başladı. Ve ben bunu neyle yapabilirdim? Yani tabii ki buranın yerel gazetesinde de anekdotlar olarak yazıyorum. Edebiyatla yapabilirdim. Ve buradan dokunmak istedim insanları sadece. Yüreğine dokunmak istedim. Çünkü insan önce kendini değiştirmeli. Ben kendimi değiştirmek için çok uğraştım. Ve 55 yaşımın getirdiği olgunlukla tabii ki biraz nostaljik olmak durumunda kaldı. Çünkü olgunlaşırken bir şeylerin farkındalığı oluşuyor sizde. Yani bana hep şöyle derlerdi. Mesela ben buradan 17 yıl burada yaşadım. Bizzat buranın lisesinden mezun olduktan sonra gurbete çıktım. Adalı olmak nasıl bir soru diye bir soru geldiğinde o an bir şey cevap veremiyordum. Yani benim için tanımlanamaz bir şeydi. Ama yıllar geçtikçe dedim ya siyahla beyazı bir araya koymadan artık netleşemiyorsunuz diye. Artık adalı olmanın ne olduğunu da biliyorum. Adalı olanların, adalı olamayanların, adalı olmayıp da adayı başka şekilde pazarlayanların ne yapmak istediğini artık niyetlerini de okumaya başlıyorsunuz. Ve bu olmamalı diye bir masaya yumruğu vurmak gerekiyor. Ve bu durumda da ortaya Lodos Ağacı çıktı. Tabii Lodos Ağacı ismi sonradan konduğu için maalesef böyle bir öykü bulamayacaksınız ama Lodos Ağacı bir metafordur. Ve ben kitapta çokça metafor kullandım. Eskiler kıssadan hissederlerdi ve çok fazla mesel kullanırlardı. Hep böyle bir metafor kullanarak anlatmak cahil birine dahi çok kolaydır. Çünkü o zaman daha çok masallarımızda bile çok iyiler ve çok kötüler vardır sadece. Ve ikisini karşılaştırdığınız zaman size bir şey verir. Mesela çocuk oradan ne aldığını bilmez belki. Ama yıllar sonra onlar oradan edindiği algılarla mutlaka hayatını yönetecektir yani. Oradan
çok iyi ile çok kötü bildiğiniz zaman zaten gri alanda kendiniz, kendi yolunuzu kendiniz de buluyorsunuz bir şekilde. Öykülere şöyle bir bakacak olursak, bazı öykülerde çokça bir kere çocuk kullandım. Çünkü çocuk diliyle anlatmak bana da her zaman sıcak geliyor, çok samimi geliyor. Ve insanlar da kendi çocukluklarından bir şeyler bulsun istedim. Bazı öykülerde adalı oldum bizzat. Adalıların neler hissedebileceğini anlatmaya çalıştım. Mesela ilk öykümdeki ve ileride bir öykümde daha geçiyordu. Adalı olmayıp da adalılığın nasıl bir şey olduğunu merak edenler veya adalılığın nasıl bir şey olduğunu merak edip de burada onu yakalayamayıp hayal kırıklığıyla dönen insanlar da oldular. Onların gözünden bakmaya çalıştım ve asıl öyle yaptığımda daha çok adaya ulaştım. Ve mesela Kırat'taki Tuncay sadece bir islomanyaktır. Yani Bolcaada aşığı değildi, hiç gelmemiş Bolcaada'ya ama doğru insanla karşılaşıyor. Bolcaada'da olup bir sanatçı duyarlılığıyla buradaki yozlaşmaya katlanamadığı için her gün geyikliğe geçip orada eserlerini satan bir ressam gözünden görüyoruz mesela Bolcaada'yı. Ve o öyle bir anlatıyor ki, işte Bolcaada'yı öyle doğru anlatıyor ki Bolcaada'ya tekrar aşık oluyor ve burada kalmaya ihtiyacı duyuyor kahraman. Ve o kahraman buradan bir eserle ayrılıyor ve artık bambaşka birine dönüşüyor. Ve aslında her adanın bir ruhu olduğunu inananlardanım ben de. Buraya geldiğinde insanlar kendinde bir şey bulmalı. Çünkü İslamanya dediğimiz bir kavram var. Ada sarhoşluğu. Çünkü bunu en yakın şahidi eşimdir. Ben de adalı olmanın getirdiği bir genişlik, bir ruh genişliği var. Rahatlık ve insanlara kolay güvenmek. İnsanlardan bir zarar gelmeyeceğini düşünmek, yani bir çıkar ilişkilerine dayalı ilişkiler kurmadan yaşamaya çalışmak gibi bir gayem var ve bunu ben bilinçli olarak yapmamıştım. Adalılığın getirdiği bir şey ve adaya her gelenin de bunu hissetmesi gerekiyor çünkü ada sarhoşluğu dediğimiz şey aslında bu olmalı. Yani buraya geldiğinizde eskiden nasıl biz hepimizin anahtarı birbirimizin kapısına uyuyorsa, hatta hiçbirimiz kilitlemiyorsak şu anda da öyle olmalı. Ve bu çok zor değil. İşte çok zor olan dönemlerde birileri çıkıyor. Çıktığı zaman da yani belki diri diri derileri yorularak soyularak öldürülüyorlar belki. Yani tabii ki net olarak bilemiyoruz. Çok şey, daha çok eski tarihlerdekilerini. Ama bir bedel ödeniyor. Ve ben de bu bedeli ödemeye hazır olarak bu kitabı yazdım. Ama yine de insanları kırmamak, gücendirmemek adına gerçek kağıtlar, gerçek lakaplar, gerçek yerler kullanmamaya dikkat ettim. Çünkü ötekileştirmeye ihtiyacımız yok. Ayrımcı bir dile ihtiyacımız yok. Burada tekrar kardeş olmaya ve biri olmaya ihtiyacımız var. Çünkü hepimiz özümüzü adayı seviyoruz. Yani burada insanlar kategorize olmuş durumda olabilirler. İşte Bayramişliler denir, İstanbullular denir, küçümsenir. İşte has adalılar da, ben daha has adalıyım. Yani bu kavramlar aslında bizim üst kimliğimiz. Hepimiz adayı seviyorsak bir yerde buluşmalıyız yani. Belki adanın has adalılığı diyorsanız Rumlar belki daha has adalı. Veya da daha önceki Bizanslılar, Bizanslılardan bile ötesi. Yani kim daha has? Bunun bir sonu yok. Ama gönülden adalı dediğiniz zaman iş değişiyor. O zaman herkesin ortak bir gaye için, burada dostça yaşayabilmemiz için bir şeyler yapması gerekiyor. Herkesin elinden geldiğince taşın altına elini koyması gerekiyor. İşte ben burada kendime düşen sorumluluğu yerine getirmek adına böyle bir şey yapmış oldum. Bunun devamı gelir mi? Gelebilir. Şu anda bir roman hazırlığım var. Bu romanda da yine özellikle Bolcaada'nın kuşatma altında olduğu 1913-15 dönemindeki bir dönemi işlemeye gayret ediyorum. Ama orada da yine tek bir zaman sürecine bağlı olmamak adına bir Şahmeran hikayesi şeklinde olabilir. Bir yine bir geniş zamanları yayarak ve yine orada da yerelliği, yani bize özgü olanı yakalamaya çalışacağım. Çünkü şimdi geldiğinde bana şöyle bir şey geldi. Akvaryum koyununda taş topluyorduk. Çünkü gerçekten göz alıcı taşlar. Bir görevli yaklaştı ve yasak dedi. Ve ben o an yaptığım hatayı fark ettim. Çünkü herkes bir taş alsa, adaya yapılan en büyük kötülük bu işte. Öldürüyorsunuz. Bu bir taş, bakın, bir nesne. Ama bu manevi bir şey de olabilir. Bu bir alışkanlık da olabilir. Bu bir yaşam biçimi de olabilir. Elinizden yaşam biçiminin alınması çok acıtıcı.
Çünkü Bozcaada böyle değildi diyoruz. Ama böyle olabilir. Hala elimizde fırsat var. Hala dönülmez akşamın ufkunda değiliz. Hala değişebilir. Yani çok politik bir söylem gibi olmasın bunlar ama bu kitabın sonucunda bence insanlar kendi hisselerine düşenini anlayacaklardır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum yine şeye. Adanın yerel ağzını yakalamaya çalıştım. Hatta bayram işçilerle karıştırdım. Ve her bir şeyde aslında tema olarak Bozcaada'nın bir adet, mesela Hıdır Ales nasıl kutlanıyor? Veya yaprak sarması nasıl yapılıyor? Yerel olan bir yemek türünden bahsetmeye çalıştım. Yine bir nesnenin dilinden bir öykü yazdım ki çünkü insan şeyleri, eşyaları bile konuşturduğunuzda her birisi de başka bir şey anlatıyor. Ve oralardan farklı noktalara varıyorsunuz. Ve size farklı bakış açıları yakalıyor. Yakalamanızı sağlıyor. Bugün ablamla fasulye topluyoruz. Ve işte 20 tane diyelim ki sarma tarzında şeyler var. Her geçişte yeni bir fasulye yakalıyorsunuz. Bakış açınızı değiştirdiğiniz anda. Bakış açınızı değiştirmek için de insanlar niye bir film çok severler, niye romanı çok severler? Çünkü kendi yaşamadığı ama kendi yaşamında açlık duyduğu başka bir duyguyu araştırmak için, oraya ulaşmak için bununla uğraşırlar. Ona ermeye çalışırlar. Ben de bakış açılarımı değişik pencerelerden bakmak istedim kitap boyunca. Benim tek bir kahramanım yok belki sizin gibi ama aslında bütün kahramanlarım dönüp dolaşıp aynı şeyi söylediğini ben de sonradan fark ettim. Yani sizi dinlerken bunu fark ettim hatta. Ve insanlar ne olursa olsun, yani sadece tabii ki doğduğun yer memleketin olmuyor, doyduğun yer de memleketin. Buraya ihanet etmemek adına bir şeyler yapman gerekiyor. Ve bu senin elinden ne geliyorsa artık. Ben mesela burada belediye başkanlığı veya kaymakamlık gibi bir siyasi bir vazife olsaydı bu kadar katkım olmayabilirdi. Ama ben de burada heybemde bunca yıl biriktirdiklerimi bir şekilde ortaya koymuş oldum. Ve aslında kendimi ifade ettim. Bozcaada ile ilgili düşüncelerimi ifade etmiş oldum ve şu andan itibaren top sizde tabii ki okuyucular olarak. Ve artık izlenimleri almaya başladım. Yavaş yavaş geri dönüşler başladı. Benim en çok beğendiğimi düşündüğüm öyküler yerine insanların kendi öykücükleri oldu mesela ve bu beni çok mutlu ediyor. Herkes demek ki kendisine başka bir yerden bir şeyler bulmuş, yakalamış. Çok tabii ki tatmin duygusu çok yüksek olan bir şey. Başka kitapla ilgili ne söyleyebilirim bilmiyorum. Bu arada tabii ki bu kitap için şöyle ki çalışmalarım oldu. Deneysel çalışmalardı bunlar. Bu kitaptaki öykülerin çıkış hikayelerini bilseniz şaşırırsınız yani. Bazıları sadece ödevdi. Mesela bana verilen bir sarı renkten ben iki ineğin hikayesini yazdım buraya. Sarı, bir sarı olan bir inek. Bu şekilde bana aslında tek bir şeyden, kelimeden, bunu biz bu burası yazar dostum da var, yazar adayı dostum diyeyim. Bu atölye çalışmalarımıza çok yap. Bankacılıktan edebiyat sever 6 tane arkadaş bir araya gelerek temalar üzerinden öyküler yazıyor, güdükler yazmaya çalışıyor. Ve bunlar bizim için hepsi kendimizi geliştirmemize tabii ki yardımcı oldu. Tabii bu anlamda yazıcı yazarlık kuşanmış olmanın da çok büyük katkısı oluyor. Oradan daha teknik bilgiler veyahut da usta çırak ilişkisinden bir şeyler kapmaya çalışıyorsunuz ve daha kendinize olan güveniniz yavaş yavaş yükseliyor. Başkalarını gözlemleyerek diğerlerinin yaptığı hataya düşmemek adına kendinizi düzeltebiliyorsunuz. Ve yavaş yavaş ben bu kitaba artık hazırıma geldim. Tabii ki çok zor bir sürece girdik. Pandemiden sonra ve bu ekonomik krizden sonra yayıncılığın çok zor olduğu bir dönemde bu kitabın basılmış olması bence çok büyük bir başarı ve emeği geçen sadece ben değilim burada. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gelen herkese benim hayatımda var oldukları için teşekkür ediyorum. Ve bunun ben tarif edemeyeceğim kelimelerle. Çok güzel bir duygu. Tabii ki herkes, dediğim gibi yine oraya bağlayalım isterseniz. Elimden ne geliyorsa kendi memleketi için olsun, Bozcaada için olmasın, bir şeyler yapmalı. Taşının altına elini koymalı. Ve okumayı tabii ki bu devirde okumak çok zor. Ama burada bakın 7'den 77'ye dostlarımız var. Burada küçük bir hayranım var. Bana çiçek getirmiş. Çok teşekkür ediyorum. O da benim için çok çok anlamlı.
İnşallah özellikle gençlerin ve küçüklerimizin bunu okumasını ve geçmişleriyle bağlarını koparmamalarını diliyorum. Çünkü burada çok değerli bir hocamız da çok yeni bir kitap çıkarttı. O daha bilim ne diyelim daha tarihsel bir şeyden düzlemden yola çıkılmış. Ama yine Bozcaada'nın özünü yakalamaya çalışan bir kitap. Onun ön sözünde kullandığı bir cümle var ve çok hoşuma gitmişti. Yani tarih, evet okullarda okutulması gereken motomot bir şey değil yani. Geçmişle geleceğin bağlantısını kuran ve bizi ileriye götürecek olan şey. Yani tarih tekerrürden ibarettir falan bunlar çok kuru laflar. Bunun altı geçmişle bağımızı koparmayıp belki geçmişte yapılan hataları yapmamak üzerine olabilir. Ve ancak bu şekilde ileriye gidebiliriz. Ve ileriye gitmek de bizim elimizde. Bunun da yolu bence uzlaşmadır. Ne dersin bilmiyorum. Dostluktur belki. Ama bir şekilde uzlaşmalı ve ötekileştirmemeliyiz diyorum artık. Herhalde bilmiyorum başka bir sorunuz varsa oradan devam edelim. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Benim var. Buyurun. Yani öncelikle yani öyle bir anlatım yaptın ki yani insan adam olası geldi yani şuradan giderken bir ev kiralayayım falan böyle o havaya soktun bizi yani en açmadan. Şimdi benim önce başka bir şey söyleyeceğim yani biraz son söylediklerinizle bağlantılı geçenlerde hatırlayamıyorum hangi tarihçiydi 16. yüzyıl tarihçisinin çok güzel bir lafını gördüm. İhya ettiğiniz şehrin insanlarını eğitmezseniz eğitmediğiniz o insanları ihya ettiğiniz şehri mahvedecektir. Evet. Çok güzel bir laf. Çok hoşuma gitti benim bu. Şimdi benim sorum şu. Bu kitabı hazırlarken tabii 50 senenin birikimi var. 55 senenin birikimi var. Ben çalışmalarımda hep şunu gördüm. Anadolu Rumlarıyla Yunanlar arasında ciddi bir görüş farklılığı var. Evet. Bu doğru mu yani benim gördüğüm? Çünkü Anadolu Rumların bakışı çok daha farklı. Bu topraklara bakış çok farklı. Çok doğru. Bu topraklara anlatıldığı gibi düşman değiller gibi. Değiller, evet. Yakaladım her şeyi. Yani bu kitapta bir tane Rum Türk öyküsü var mesela Radyo diye. Orada da anlatmaya çalıştım. Birincisi bizim en iyi ve en güzel ve en kötü günlerimizde. Cenazelerimizde ve düğünlerimizde en yakınlarımız. Yani bize yemek getiren, bizim kutlamalarımızı ve acımızı paylaşanlar. Hatta bir yere Çanakkale'ye mesela alışverişe gidildiğinde bizim hayvanlarımızı beslemek için aday olan kişiler bunlar. Yani ve onlar da buradan keşke bu Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki o acı olaylar yaşanmasaydı ama onlar da gittikleri yerde Anadolu Rum oldukları için çok yadırganmışlar. Evet. Ve hepsi vatan hasretiyle her Ayazma Panayırı'nı buraya gelerek acılarını aslında tazelediklerinin şahidi oluyorsun. Çünkü gözlerinden bu şekilde gözyaşları akıyor sürekli. O günlerini çok özlüyorlar. Tabii ki yapılan mübadelenin dışında olduğu halde Bozcaada'da onlar da bir acı çekmişler. Çünkü sinekliğine veyahut da saksısına varana kadar satıp göçmek zorunda kalmışlar. Hem de yok pahasına. Yani bunun fırsatçıları da olmuştur muhakkak. Ve onlar belki şu anda Bozcaada'nın zengini olmuşlardır. Bilemiyoruz. Ama dediğiniz yani, doğru. Rembetiko'da zaten bu acılardan doğmuş evet, bir müzik. İsyan müziğidir. O yani. Yüzden bize o kadar sıcak geliyor Rembetiko şeyi, Rembetiko'nun parçaları. Çünkü o geçiyor işte samimiyet duygusu. O acı size geçiyor. Çok haklısınız o anlamda. Başka evet. Sorusu olan var mı acaba? Tabii ki nesnel bir yaklaşım olamayacağı için tabii ki benim gözümden yatılmış bir Bozcaada ama Bozcaada'nın özünden çıkmış demek daha doğru olur. Şimdi bir arkadaşım aslında sizin sorunuza benzer bir yorum getirdi. Özellikle öyküleri okuduğumda dedi sanki çünkü yazar olarak beni aslında sorguluyor. Bir tarafın adanın değişmesini istiyor da bir tarafın istemiyor gibi dedi. Hakikaten de öyle olduğunu ben de kendim o söyledikten sonra farkına vardım.
evet gerçekten ada gelişsin çok istiyorum. Hala da istiyorum bunu. Fakat diğer yanında hayır değişmesin diyor. Yani ikisinin arasında kalmış olmamın bütün öykülere sinmiş o. O çok sinsi bir şekilde çıkıyor. Ama böyle bir yani ben çoğu bu adalanın da bu şekilde hissettiğine inanıyorum. Ama sizin demin söylediğiniz o ihya konusunda ve cahil bırakma konusundaki şeyiniz çok doğru saptamanız. Kim demişse çok doğru bir saptama. Tabii ki bilinçsizlikten. Mesela buradaki sürdürülebilir turizmin veya sürdürülebilir olan her türlü ticaretin bile kökeninde özüne yaklaştırdıkça sürdürülebilir onlar. Bozcaada'nın özünden uzaklaştırdığınız anda olmuyor. Yani siz burayı mavi beyaz boyadığınız sürece bir Yunan adasına benzetmiş oluyorsunuz. Özü o değilse niye onun da ısrar edelim? Yani öyle olmamalı. Özünü kaybetmemeli. Bu özellikle çevreden bak yani Rum müzikleri çalıyorlar mesela Yunan müzikleri çalıyorlar. Tavernaya dönmüş hepsi. Ama tamamen o değil. Evet o da vardı ama tamamen o değil. Bunun gibi. Başka var mı acaba sorusu olan? Ben açıldım şimdi artık idman oluyor. Sana aşk olsun. Peki geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah benim yazarken aldığım hazzı siz de okurken alırsınız. Yani bunlar buraya kadar yani zahmet etmiş olmanızın ötesinde ben okuduktan sonra görüşlerinizi bir bir merak ediyorum. Lütfen bana geri dönüşte bulunun. Ne kadar doğru bir iş yaptığımın ancak o şekilde farkına varabiliyorum ve eğer devamı da gelsin istiyorsanız beni izlemeye devam edin şayetse. İnşallah yazım yolculuğum devam edecek çünkü burada su durmuyor. Burada ben aslında sürekli yazıyorum çünkü bu kitabın bir özelliği çok fazla detay var. Ve bu detaylar benim üçüncü gözümün açık olmasından kaynaklanıyor. Ben şu anda da her geçtiğim yerden başka bir şey yakalıyorum. Ve onu diyorum ki bunu ben nerede kullanacağım ben o an bilmiyorum. Ama bir öykü de bu, kullansam ne güzel olur diyorum ve o gidip kendisi hani taş gediğine oturuyor ya, buluyor öyküde yerini ve oturduğu zaman benim de içime siniyor. Evet diyorum, bu böyle olmalıydı. Çünkü şimdi ben size şu kayanın güzelliğini anlatsam, burada unutulur gider ama her taş yerinde ağırdır hikayesi var ya, yani taş gediğine oturduğu zaman, o zaman işte olmuş diyorsunuz ve size ulaşıyor bir şekilde. Yani şunu mu görmeliyiz bu kitaptan? Bu kitap bir ahde vefadır. Evet, kesinlikle yaşamım boyunca tabii ki Bozcaada olan borcumu ödemek. İlk kitabım gerçekten Bozcaada hakkında olmalıydı. Ama ben bunun üzerine derin bilimsel, kültürel, tarihsel, sosyolojik araştırmalar yapmış biri olmadığıma göre ve bir anı kitabı yazmak istemediğime göre böyle bir şey olmalıydı ve oldu. Ve ben de çıkan eserimden çok mutluyum yani. Ben artık buna bir eser diyorum. Ha, yazar oldum mu olmadım çünkü öyle bir çok iddialı bir laf o. Oraya hiçbir zaman ancak ustalarımıza ben yazar diyorum. Ama onun yolunda atılmış bir taş karınca gibi bir damlacık su sadece. Amacım ortada, samimiyetim ortada. İnşallah o samimiyet de duygusu dediğim gibi sizlere geçecek. Ne diyelim yani ahde vefa gösterenler inşallah çok olsun. Attığınız bu adım bereketli olsun. Başkaları da gelsin de her yere İnşallah. Herkes ahde vefasını göstersin yani. İnşallah. Bu çok önemli bir duygu çünkü. Kaybetmekte olduğumuz evet. Birçok insanın bunu kaybetmekte olduğu bir duygu. Yani dilerim bunun devamı gelsin. Yani ben isterim böyle bir şeyi. İnşallah olacaktır. Valla ben şimdi sorunuza şöyle cevap vereyim ben. Benim birçok eserim var. Fakat bunların içinde en kısa olan fakat yazımı en uzun süren Ebni İstanbul kitabı. Çünkü şimdi orada okuyacak kişiler biliyorum. Tanıdığım insanlar. Bir hata affetmeyecek insanlar. Yani en ufak bir hatayı. Yani ben cümle kuruluşundan falan da bahsetmiyorum. Daha dibe indiriyorum. Harf hatasını dahi kabul etmeyecek insanlar biliyorum. Ki yaptığınız iş bir de
Osmanlıca'dan Türkçe'ye, Türk transkripsiyon yapıp günümüz Türkçesine çevirmek olunca işin zorluğunu anlatıyorum ben size. Yani ben 500 sayfalık bir kitabı 7 ayda yazdım bilirim. Ama İstanbul'la ilgili yazdığım bir kitap tamamı 100 sayfa 2,5 sene sürdü. Ve 2,5 sene içinde ben kaç defa okuduğumu hatırlamıyorum bile. Bakın 100 sayfadan bahsediyorum size ki bunun 50 sayfası metin, 50 sayfası sadece bir kaynakça. Kaç defa okudum hatırlamıyorum. Gerçekten İstanbul için ATF ödemeye kalkanın ömrü yetmez. Gerçekten yetmez yani. Bilmiyorum. Bana mı sormuştunuz ki ben cevap verdim. Bu arada ben de bir şey paylaşmak istiyorum. Bir arkadaşım bu kitabı okuduktan sonra Bozcaada'ya kalkıp geldi. Merak etti. Yani onda bir merak duygusu uyandırdım. Ona çok olmayalım. Evet. Çok mutlu oldum yani. Geldi ve benim gözümden görmeye çalıştı. Ben de tabii ki ona bir sürü ipucu verdim. Yani gitmesi gereken restoranlara kadar yazdım ki doğru adanın özünü bulsun diye. Dört hanımlı restorandan bahsetti. ve başka bir yine başıma gelen bir reklama girdi bu. Hayır Alpay Bey, bunun bir sonraki adı mı şey Süleyman Emlak. Ama dört, o hale dönecek galiba. Ama dört hanım hani benim diğer bir öykümde geçer. O tamamen bir öyküdür. Öykünün adıdır hatta. Diğer bir başıma gelen güzel bir şey de ablam gemide geçerken Bozcaada'lı olmayan birisi ablamla tanıştırılıyor. Ve ayaküstü konuştuktan sonra arabasına dönüyor. Çünkü gemi yanaşıyor artık arabasına hareket ettirmek için. Fakat koşarak geri geliyor. Ve diyor ki, aa diyor, siz Süleyman Güler'in ablasıymışsınız diyor. Yani bunu da duyduğum kendimi ünlü hissediyorum. Allah'ım çok teşekkür ederim.